Lan ben insan değil miyim ulan? Ha? Benim hayallerim yok mu lan? Ha? Benim hayatım yok mu? Ömrüm geçiyor. Ben de hayal kuruyorum. Ne istedim lan ben? Bir huzur istedim. Allah'ından mı ulan Cemile? Ulan sen de Karolin. Stop it now! Hadi gel bu ayağa! Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağımızın ne önemi var? Önemli olan onun ne yapacağı. Zıvanadan çıktı bir kere. Ellerimle geberteceğim ulan seni! Hadi herif! Kardeş köpeksinsin yılan! Ne yapıyorsun? Şey yapıyorum. Bak bakalım balıkların en büyüğü geliyor. Bakalım hiç tuttun lan bu kadarı. Geliyorum balıkçıya. Ne demişler ha? Ha ne demişler ya? Ha büyük balık küçük balığı yer demişler değil mi? Ulan benim önümde size balık sana gir geldi ya. Ha siz çok biter sizi. Geliyorum lan. Eyvah, üzerimize geliyor. Neden geliyor lan bu? Dur! 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 Üstte savaş polisler! Nerede geliyor arkadaşlar? Koşun, koşun arkadaşlar! Arkadaşlar!
Ne yapacağız? Yakınlarına haber vermek lazım ama nasıl? Ben kadınlardan birini tanıdım. Adı Cemile olacaktı galiba. Bizim balıkçıyla bir kere evine gitmiştik. Ben nerede oturduğunu biliyorum. İyi, o zaman sen git evdekilere haber ver. Biz tamam. Burada bekleyelim. Bakarsın bir şeye ihtiyaçları olur. Nasıl? Mutlu musun bari? Rahatın yerinde mi? Rahatlığına rahatım da. Ne bileyim. Başka işte. Şu Mesude salata dadan da her gün geliyor. Ne işi var her gün sizde? Soner'i asılıyor. Vay açık göz vay. Uyuyacağım gözüne haberi yok. Annesinin intikamını alma derdine düştü. Ona bir şey olacak diyordum, patlıyor. Sen gene de canını sıkma. Annem midir? Ben bakarım. Abiyonlar geliyor. Abiyon geldi. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Aylin'e bakmıştım. Aylin. Murat, seni çok merak etti. Gidelim mi? Ben gidiyorum. Siz Cemile Hanım'ın yakınları mısınız? Evet. Siz kimsiniz? Ben hastaneden geliyorum. Cemile Hanım bir kaza geçirdi de hastaneye götürdük. Ne? Anne değil mi şimdi? Biz arkadaşlarla hastaneye bıraktık. Ben hemen buraya geldim. Son durumunu bilmiyorum. Ne olacak şimdi? Sakin olun. Ne lazım gelirse yaparız. Anneme gidelim abi. Tamam, arabayla gidelim hemen. Gidelim. Babaannesi Osman'la kal. Osman sen de geliyor. Babaanne gözünü seveyim. Osman'la kal işte. Aslı. Biz Osman'la kemallere gidiveririz. Sizin ne zaman döneceğiniz belli olmaz. Osman o kemallerden gelmalısınız, oldu mu? Tamam babaanne, tamam. İyileşecek kuzucuğum, iyileşecek. Geçmiş olsun. Başım ağrıyor. Kaza geçirdiniz. Ama iyisiniz. Bir şeyiniz yok. Yine de kontrol altında tutacağız sizi.
Bu hanımın da sağlık durumu iyi sayılır. Şok geçiriyor. Ali nasıl? O da iyi mi? Başka kimse yok. Sadece sizi ve bu hanımı buraya getirdiler. Ali yok mu? Peki balıkçı? Balıkçının barakası yerle bir oldu. Tekne... Dinlenmelisiniz hanımefendi. Yormayın kendinizi. Ne yoru? Ben neyim bu ara? Sen Cemile. Hep senin yüzünden. Her şey senin yüzünden oldu. Lütfen hanım, lütfen, lütfen sakin Ali ol. Ali nerede? Ali nerede? Ali de kim? Ali diye kimse yok Ali burada. Ali benim kocam. Sen ben bunlara, sen cinsel çekeceksin. Ben senin yüzünden cinsel çekeceksin. Yatın, dinlenmeniz lazım. Başınız döner. Ali nerede? Lütfen, lütfen. Çabuk sakinleştir şimdi, çabuk. Tamam, tamam, tamam. Ali, Ali ölüyor yoksa. No! 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 Doktor bey, Ali de vardı. Ali de vardı. Balıkçı da. Oğlum nereden bileyim ben? Ne Ali geldi sizinle beraber ne de Veli. Balıkçı malıkçı da yok zaten. Allah Allah. Kalkmayın, yatın sakin ol. Tamam, tamam. Şşş, şşş, tamam, tamam. Merkez merkez. Enkazda henüz kimse bulunamadı. Tamam. İfadelerini alabilir miyim? Bu uyuyor. Geçmiş olsun. Sağ ol. Neler oldu anlatabilir misiniz? Ne olduğunu anlamadan tekne bodoslamadan karaya çıktı. Doğrudan bizim balıkçının barınağına bindirdi. Tabii barınak yerle bir. Biz de girdik içeri, durmadık. Yıkıntıların içinden iki tane kadın çıkardık. Biri anneniz Cemile Hanım'mış. Kaptığımız gibi getirdik buraya. Sonra da size haber verdik işte. Doktor bey. Buyurun. Annemiyim doktor bey. Anneniz hangisi? Ecnebi olan mı? Ecnebi hanım mı var? İki tane hanım getirdiler. Hanımlardan bir tanesi ecnebi. Yok, o değil. Diğeri. Adı Cemile. İkisinin de durumu iyi. Ve tedbiren kontrol altında tutuyoruz şu anda. Peki ne kadar kalacaklar? İyice kendilerine geldikten sonra bir daha muayene edeceğiz. Ondan sonra gitmelerinde hiçbir sakınca yok. Görebilme şansımız var mı? Henüz değil. Şimdi polise ifade veriyorlar zaten. Müsaadenizle. Ne oldu ayol gene? Ne olmuş Cemile'yle? Merhaba Soner Bey. Siz de mi buradaydınız? Evet. Ne olmuş? Cemile iyi mi? Biz de bir şey anlamadık. Ama anlaşılan Karolin'le berabermiş.
Yani hele bir iyileş de her şey yoluna girer. Yok öyle öldürmek öldürmek falan değil mi canım? Ali yok. Balıkçı da yok. Müsaadeniz olursa bu konuyla ben de ilgileneyim. Ne yapacaksınız? Biz de arayalım Ali Bey'i. Balıkçıyı da. Arayın. Şey değil. Buyurun. Merhaba doktor bey, girebilir miyim? Buyurun. Beni görmek istemişsiniz. Evet, istedim. Bir an önce çıkmak istiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. İyi. Çok iyi. Yani çıkabilir miyim? Evet, gidebilirsiniz. Ama bundan sonra yine görüşmemiz lazım gelecek. Neden? Bakın İnce Hanım, yaptığımız tahliller ve tetkikler neticesinde size bir süre kontrol altında tutmak, vücut fonksiyonlarınızı takip almak kararına vardık. Böyle bir karar almanıza sebep nedir? İnce Hanım, gençsiniz. Güçlü bir bünyeniz var. İlaç ve tıbbi müdahalelerle biz size yardımcı olacağız. Ancak sizin de göstereceğiniz dirayet ve istek çok mühim. Siz bana ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Tıbben görünen o ki hastalığınız ciddi. Değil demek. Elbet tıbbi imkanlar günden güne artıyor, çoğalıyor. Zaman mühim. Çok geç kalmış sayılmayız ama hastalık da biraz ilerlemiş. Peki benim kurtulma şansım var mı? Biz elimizden geleni yapacağız. Anladım. Teşekkür ederim. İnci. Burada olduğunu söylediler. Nasılsın? Seni iyi gördüm. İyiyim. Eve gidebiliriz. Her şey için teşekkürler. Geçmiş olsun. İsterseniz sizi eve bırakayım. Sen zahmet etme, ben ilgilenirim. Sen Mesude ve ailesiyle ilgilen istersen. Sana nasıl bakıyor farkında değil misin? Murat seni çok özledi. Eve gelmeyecek misin? Geçmiş olsun. Cemile. Biz şuradan taksiye binip eve gideceğiz. Karolin'i bırakacağız. Tabii tabii. Bırakın. Gel. Hadi. Geçmiş olsun annem. Ali Bey ve diğer adamı mutlaka bulacağım. Size de haber veririm. Sağ ol. Ne düşünüyorsun anne? Ali'ye, balıkçıya. Balıkçı barak adamıydı acaba?
Ali'yi niye bulamıyorlar? Denize mi düştü? Eve gidelim anne. Orada düşünürüz. Şimdi bak polis arıyor. Son neredesin peşini bırakmayacakmış. Bekleyelim işte. Ben bekleyemeyeceğim. Ben eve gelmiyorum. Siz gidin. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Balıkçının barınağına gideceğim. Gözümle görmeden rahat etmeyecek. Anne sen benden delisin ya. Ne işin var şimdi orada? Sen ne yapabilirsin ki? Canım bir ararım, sorarım. Gözümle görmeden içim rahat etmeyecek. Olmaz anne. Şimdi buradan direkt eve gideceğiz. Hiç boşuna konuşma. Osman nerede? Babaannem Osman'ı Kemal amcalara götürdü. Siz Mete'yle eve geçersiniz. Ben de Osman'ı alır gelirim işte. He. Yavaş. Of. Alo. Seni istiyorlar Resul abi. Alo. Neyin peşinde olduğunuzu biliyorum. Bugün saat 5'te Beykoz'daki eski şeker deposuna gelin. Kimsin kar... Bela para toneri gibisin Karolin. Vallahi sen gelmeden önce biz bu kadar olayı 5 yılda anca yaşardık. Ben demiyor neyim? Sen ne diyorsun? Aman konuşuyorum işte. Laf olsun torba da olsun. Ben ne düşünüyor şimdi? Ölüyüm belki. Niye haber yok hiç? Ağzını da bir hayra aç Karolin ya. Daha dur bakalım. Polisler arıyor. Soner Bey arıyor. Değil mi ama? Öldü. Annem öldü. Sen niye geldin eve? Niye gitmedin arama onu ha? Anneciğim. Kemal, ben gideceğim. Anneciğim ne olur nereye gidiyorsun? Bir otur ya, bir sakin ol. Nereye gideceksin? Bir de seninle mi uğraşacağız anne? Polisin haberi var. Bir şey olmuşsa, Ali'yi bulurlarsa haber verecekler. Sen sakin ol. Ne olur. Sadece sakin ol ve otur. Tamam mı? Ah, kapı çalınıyor. Anne bak ne olur kımıldama ve otur. Bekle. Beren. Osman'ı almaya geldim. Annem de olanları duyunca derlendi. Onu yatıştırmaya çalışıyordum. Beren. Bir haber var mı halinde? Henüz haber yok babaanne. Babam ne oldu Beren abla? Bir şey olmadı tatlım. Bir yere gitmiş ama nereye gittiğini söylememiş. Hadi gel biz evimize gidelim. Kimdi seni arayan herif? Dedim ya bilmiyorum ben. Niye hala gelmedi? Sakin ol, bekleyeceğiz. Sen mi çağırdın? Ben çağırdım. Ne söyleyeceksin? Hadi konuş. Ben konuşmayacağım. Bu konuşacak. İşim bitti. Son duanı et. Kime güveniyorsun ulan sen? Bu yaptıkların yanında kalır mı sanıyorsun? Bunların hepsinin hesabını vereceksin ulan. Bunların hepsinin hesabını vereceksin ulan. Nefesini boşa tüketme. Sen de duanı et. Bundan sonra sıra sende. Demek böyle bir şeymiş. Bu seni yemek.
İyi misin? Dizime çok... İşim bitti benim. Annemi neden öldürdün lan? Annem... Kazaya kurban gitti. Seni gebertecektim. Neden? Arif... Öyle istedi. Kim? Ekrem. Ekrem. Tatlı ol. Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Ne maval okuyorsun yalancı köpek? Sen Ekrem Tatlıoğlu'nun adını ağızdan nasıl alırsın hayvan herif? Niye iftira atıyorsun? Sen kime iftira atıyorsun? Hakan! Konuşsana lan sen kime iftira atıyorsun? Hakan! Öldü. Hakan! Hakan! Baba. Ahmet! Ahmet! Ahmet yanlış yaparsın. Polisler her yeri didik didik etmişlerdir. Bir şey olsa bulurlardı. Belli olmaz. Bulamayabilirler. Çünkü onlar işlerini yapıyorlar. Biz ne yapacağız? Bizimkisi iş değil. Bizimkisi bir hayat tarzı. Onlar bir şey bulamazlarsa en fazla işlerini iyi yapmamış olurlar. Biz bulamazsak hayatımız kalır. Anladın mı? Anladım. Burada başka kimse yok. Aramaya son veriyoruz. Gidelim. Şimdi biz arayacağız. Ama ben sizden enkaz altında insan aramanızı istemiyorum. Bir insanın varlığına işaret eden her şeyi aramanızı istiyorum. Bir ipucu istiyorum. Bizi Ali ile balıkçıya götürecek bir ipucu. Başlayın. Thank you.
Helallik hükmünü anladın mı? Neredeyiz? Herhalde orman bekçilerin kışlık barınağı burası. İkimiz yalnızız. Baş başa. Kimse bizi rahatsız etmez. Merak etme. Merak edeceğim bir şey kalmadı artık. En son Baraka'ya yaklaşan tekniği hatırlıyorum. Öyle güzel çarptım ki. Tekne de parçalandı. Barakan da paramparça oldu. Mükemmeldi. Evet. Sen el kalsan ben çıkardım. Taşıdın öyle mi? Evet. Öyle. Çekil, çekil önden. Şu kapıyı aç, kapıyı. Çabuk, çabuk, çabuk. Koşun, koşun, koşun. Çabuk, taşıyın arabayı, taşıyın. Hadi abi, hadi dikkat et. Kaplara kayması yok mu? Hadi, kapıyı aç, kapıyı. Hadi. Ya şetir, yüzünüz kalın, enkazı arayın. Biz hemen kadınları hastaneye taşıyoruz. Hadi çabuk, çabuk. Seni buraya kadar sırtımda taşıdım. İyi de bunca zahmet niye? Bitti. Bitti. Seni öldüreceğim. Bu hikaye de burada bitecek. Buraya kadar. Peki beni niye buraya kadar taşıdın? Çıktı. Boğazımı sıkı verseydin ya. 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 Öyle bir ölüm sana yakışmazdı. Ne öldüğünü anlardın, ne de neden öldüğünü. Ama ben anlamanı istedim. Ah balıkçı. Ah. Ben sana demedim mi? Cemile'den uzak dur. Sen ne yaptın? Gittin kocası olmaya kalktın. Cemile'nin bu hayatta benden başka kocası olamazdı. Hele sen hiç olamazdın. Bak, olamadın. Rahat uyu. Rahat uyu. Benim zamanım var. Thank you.
Merhaba Aylin. Geldin dememişim, merhaba. Nerelere dalıp gittin Ali? Hiç, öylesine dalmışım. Ben de uyumuşum, geldiğini duymadım. Aldığım ilaçlar yüzünden. Öyle derin uyutuyor ki. Abim yok mu? Beni bırakıp gitti. Bir randevusu varmış. Eski hayatına dönmeye başladı demek. Son zamanlar biraz durgundu. Evet. Öyleydi. Beğendin mi? Ay, beğenmek de laf mı? Bayıldım. Yemekten sonrası için bir de oda ayırttım. Seninle baş başa kalmayı ben de istiyordum. Güzel. Hani şu şantaj mantaj gibi tatsız lafların geçtiği akşamdan sonra bana kızgın olursun diye düşünmüştüm ama düşündüğümden çok daha anlayışlı ve olgun çıktın. Teşekkür ederim. Bunları konuşacak zamanımız olacak. Odada. Baş başa kaldığımızda. Sabırsızlanıyorum. Ne dersin? Artık odaya çıkalım mı? Tabii. Kalantorluğun tadını çıkaralım, değil mi? Ya. Değil mi? Beni öyle her önüne gelen erkeğin kollarına atılan biri olarak görmeni istemem. Ben sana teslim oluyorum. Müstakbel kocamı. Bu ne büyük bir şeref. Sen kimsin çocuk? Sen kimsin de beni tehdit ediyorsun? Hı. Sen hangi cüretle bana şantaj yapıyorsun? Hangi cüretle? Eğer o anlaşma konusunda ağzını açıp bir laf edecek olursan, bunu Murat'a söyleyecek olursan, Aylin'e herhangi bir şekilde saygısızlık ettiğini görürsem senin boynunu kırarım. O kokuş anneni, o sünöbe babanı da cehennemin dibine yollarım, anladın mı? Anladın mı? Anladın mı dedim sana? Ne
Evin. Gül. Şimdiye kadar o boynunu kırmış olabilirdim. Hazırlaman bittikten sonra elini yüzünü yıka. Makyajını tazele. Kendini toparla. Araba otelin önünde bekliyor. Seni evine kadar bırakacak. Acele etmene lüzum yok. Şoför bekler. Zamanım var. Osman'ı yatır kızım. Sen de yat. Geç oldu. Sen de Mete. Sen? Benim okulum gelmedi. Daha yatmayacağım. İyi geceler o zaman. İyi geceler. İşler yolunda gitmediği zaman gözlerimi kapatır, uykuyu çağırırdım. Uyku gelene kadar da hayal kurardım. Kötülerin hiç kazanamadığı, kötülük yapanların cezalarını buldukları hayallerdi bunlar. Hayatta yenemediklerimi hayallerimde yenerdim. Bu hayallere o kadar inanırdım ki bugün bile onların peşinden koşuyorum. Kötülerin hiç kazanamadığı, kötülük yapanların cezalarını hep buldukları gerçek bir dünya için. Kötülüklere alışmaktansa iyi bir dünyanın hayalini kurmak daha gerçekçi değil mi? Gerçek olan her şey önce bir hayal değil miydi? Şeyler buldum galiba. Anlat. Bu kol düğmesini bulduğum yerde birinin ağır bir şey sürüklediğine dair izler var. Şuradan başlıyor. Biraz uzaklaşıyor ve birden kesiliyor izler. İzler ne tarafa doğru gidiyor? Şu tarafa. İşte benim hayat tarzı dediğim bu. Adamları topla. İzlerin gittiği yöne doğru arama yapacağız. Mehmet, bir şeyler bulduk. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar, aramaya bu tarafta devam edeceğiz. Biraz fazla içmedin mi? Bilmem. Hala ayakta durabildiğime göre. Randevun iyi geçmedi mi? Aslında iyi geçti. Tam düşündüğüm gibi. O halde? O halde salla domat. O ne demek be? Domat işte. Domates. Bildiğin domates. İzmirli bir çocuk vardı askerde.
Öyle işin içinden çıkamadığı zaman gülerek elini sallardı. Aman salla domat derdi. Salla gitsin manasında. Salla domat. O halde işte öyle. Salla domat. Sarhoş olmuşsun sen. Git biraz dinlen. Uyu. İyi gelir. Uyuyamıyorum. O zaman da kötü geliyor. Kötü bir şey mi yaşadın? O kadar yakınken... ve bu kadar uzakken... benim iyi bir şey yaşamam mümkün değil. Ne yapıyorsun be, manyak mısın? Kimsin sen? Ahmet, ben tanımadın mı? Ne istiyorsun gece gece? Perin'le konuşacaktım. Yan pencere. Katili azmettireni de buldum. Yoksa ondan mı öldürdün? Öldüm bilmiyorum. Ama onu da vurdum. Ona ateş ettim.
ki? Ekrem Tatlıoğlu. Hakan'ın babası. Biliyor. Katil ölmeden önce kendisini azmettirenin Ekrem Tatlıoğlu olduğunu söylerken Hakan da yanındaydı. Tatlıoğlu'nun adamları peşimde. Saklanıp biraz zaman kazanmaya çalışacağım. Polisler de çoktan peşime düşmüştür zaten. Sana yardım edecek kimse yok mu? Cengiz var. Cengiz. Diğer arkadaşların. Ben bu işte tek başımayım. Örgütle bağlarım koptu. Zaten bu konuda kimsenin de bir bilgisi yok. Seni görmek istedim. Bir daha ne zaman görürüm bilmem. Bak. Yaptıklarım için asla pişman değilim. Tamam. Ama sana da çok acı çektirdiğim için çok üzgünüm. Gitme. 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 Seni seviyorum. Seni seviyorum. Yanlış anlama abla. Seni merak ettik. Berin. Yavrum, iyi misin? Değilim. İyi değilim.
Ne oldu? Bilmiyorum. İçeride olduğunu biliyoruz Ali Bey. Yanındaki adam da yaralı. Bizden çekinmene gerek yok. Sana yardımcı olmak için geldik. Yalan söyleme ulan. Yalan söylemiyorum Ali Bey. Aç kapıyı. Polis misin? Polis değiliz. Tamam o zaman defolun gidin buradan. Yanlış yapıyorsun Ali Bey. Başın zaten yeterince dertte. Yanındaki adamın da ölümüne sebep olma. Vaziyet ağırlaşmasın. Benim vaziyetim zaten ağır kardeşim. Ben birazdan bu adamı ellerimle geberteceğim. Sonra da kendimi öldüreceğim. Defolun buradan. Aç kapıyı Ali Bey, konuşalım. Kimsin sen? Benim adım Süleyman. Soner Bey'in yanında görmüşsündür beni, hatırlamadın mı? Hatırladım. Aç kapıyı Ali Bey. Hayır, dediğimi yapacağım. Uzaklaşın buradan, gidin hadi. Ali. Dışarı çıksan da hep beraber gitsek. Sana bir şey söylemek istiyorum. Neymiş o? Cemile benimle evlenmeyi kabul etmedi. Bana hayır dedi. Yalan söylüyorsun. Canını kurtarmak için yalan söylüyorsun. Adi bir herif gibi. Zaten öyle bir adamsın ya. Ulan Cemile'ye evlenme teklif ettiğinde, Cemile kabul ettiğinde ben orada değil miydim? Ha? Unuttun mu? O an kabul etti. Ama sonra vazgeçti. Beni reddetti. Bak sen. Niye?
Yalan söylüyorsun. Doğru söylüyorum. Reddetti. Çünkü Selma, eski karım, kendini öldürmeye kalkıştı. Cemile de bunu gördü. O yüzden evlenmekten vazgeçti. İçine sindiremedi. Sana inanmıyorum. İstersen Cemile'ye sor. Süleyman! Söyle Ali Bey, buradayım. Teknedeki kadınlar iyi mi? İkisi de iyi. Mühim bir şeyleri yok. Cemile'yi hemen buraya getir. Dışarı çıksan da Ali Bey. Hep beraber gitsek sonra konuşursun Cemile Hanım'la. Hayır Süleyman, buraya getireceksin. Burada konuşacağım. Peki Ali Bey. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bir şey yiyeydim bari. Canım istemiyor anne, sen ye. Benim de canım istemiyor. Sen işe gitmiyor musun? İzin aldım birkaç günlüğüne. Sana da söylemedin, geldim boşu boşuna. Kafam kaldı. Boş ver. Alim ne vaziyette acaba? Bak Cemile. Ne diyeceğim? Ali niye delendi bu kadar? Ha? Sen balıkçıyla evleneceksin diye mi? Evet anne. Ben balıkçıyla evleneceğim diye. Ama ben vazgeçmiştim. Boşu boşuna yıktı ortalığı. Değil mi ya? Sen dur, ben bakarım. Ne oldu? Ali Bey ve balıkçıyı bulduk Cemile Hanım. Oh, Ali Bey iyi. Balıkçıyı mı? Ali Bey iyi. Ay çok şükür yarabbim. Çok şükür. Balıkçı da iyi herhalde. Yalnız Ali Bey biraz mesele çıkartıyor. Sizinle konuşmak istiyor. Gelmeniz lazım. Tamam. Paltomu alayım, hemen geliyorum. Ben de geliyorum. Yok anne, yok yok. Sen dur. Sen Osman'la dur. Ben bir gideyim bakayım. Allah'a şükürler olsun. Gel yanına. Hadi.
Merhaba hocam. Merhaba Mete. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Sağ ol. Beni o gün hastaneye sen götürmüşsün. Teşekkür ederim. Sözüm olur hocam, ne demek? Başka neler yapıyorsun? Biz plak çıkaracağız ya. İkinci şarkı için çalışıyoruz. Prova yapıyoruz şimdi de. Yani şey olur mu diyecektim. Yani belki bizi dinlemek istersiniz. İster misiniz? İsterim. Hem de çok isterim. Kalmadı gözlerimde yaş. Ağlaya, ağlaya kalmadı gözlerimde yaş. Sevenler ayrılmaz diyor. Da gittin beni bir başıma, bırakıp da gittin beni bir başıma. Bir şarkı bu. Ben daha önce hiç duymadım, yeni mi? Kim söylüyor? Bu şarkıyı Mete besteledi hocam. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Beğenmek ne kelime. Harikaydı. Bu şarkıyı akordiyon ve kontrbas da mı eklesek ha? Ne dersiniz? Ve vazifelerini yerine getirmekte zorlanıyor. Bu da onu güçten düşürüyor. Hastanın bu vaziyette depresif davranması sık görülür. Sabırlı olacak, heyecan ve sıkıntıdan uzak tutacaksınız. İlaçları almaya da devam edecek. Abi. Teşekkür ederiz doktor bey. Beklenmedik bir vaziyet olursa sizi hemen ararız. Peki tabii. Aylin, doktor bey yolcu eder misin? Tabii, buyurun.
Geçmiş olsun. Buyurun. Ne dedi doktor? Aynı şeyler. Yeni bir şey yok. Dinleneceksin, ilaçlarını alacaksın. Sakin bir hayat süreceksin. Söylemesi kolay. Benim vaziyetimde biri için sakin olmak mümkün mü? İçimde fırtınalar kopuyor. Geçecek. Her şey düzelecek. Sen buna inanıyor musun abi? Neden inanmıyorum? Sana bir şey söylemek istiyorum abi. Hı. Bir süredir kafamda dolaşan bir düşünce bu. Neymiş? Bazı şeyler için acele ettik galiba. Biz yanlış yaptık. Ne diyorsun sen? Ben Aylin'i mutlu edemiyorum. Hastayım. Ona kocalık vazifemi yapamıyorum. Düşünüyorum da aslında Aylin'le sen... Kes sesini. Sus. Ama bak... Sana sus dedim. Abi sakın. Bak. Ne oluyor? Cemile. Buradayım. Balıkçı iyi mi? Ulan Cemile, ben sana ne diyeyim be? Gelir gelmez balıkçıyı soruyorsun. Ben neredeyim biliyor musun ulan? Senin ne halde olduğun belli Allah'ın şaşkını. Yaptıklarından belli. Cemile. Sen bu adamın evlenme teklifini kabul etmemişsin. Vazgeçmişsin, doğru mu? Etmedim Ali. Vazgeçtim. Thank you.
hakikaten mi? Vazgeçtin. Evet, vazgeçtim. Pek sevindin. Yaralıyım. Balıkçı yaralı. Biz ilgileniriz. İçerideki yaralı adamı alın, hastaneye götürün. Sonra da Ali Bey'le ilgilenin. Sen. Biraz eğlenelim diyoruz. Belki birkaç kadeh bir şeyler içeriz. Sen de gelsene Sedat. Yok. Benim işim var. Ne işin var canım? Bozma işte, gel sen de. Ben artık evli bir adamım kızım. Aman sevsinler. Daha şimdiden dizginleri kaptırmışsın belli. Hop. Ağır gel bakalım. O ne biçim laf öyle? O biçim laf canım. Yalan mı? Yalan değilse de yanlış. İspat et o zaman. Öyle olsun. Geliyorum. Şöyle. Hocam iyi, iyi misiniz? Korkmayın, buradayım ben. Hastaneye götüreceğim. Hayır, hayır. Eve gitmek istiyorum.
Bir taksi bul, beni eve götür lütfen. Tahir! Tahir koş! Koş, koş! Taksi bul Tahir, taksi bul. Çabuk, taksi. Tamam. Gel. Sizin neyiniz var? Pek sevindin galiba. Dursunlar. Güle güle. İyi yolculuklar. Bobo Ayaş. Sarılak. Sarılak! Sarılak! Lan! Sulak lafını yediririm lan ben sana. Evet. Merhaba hanımefendi. Ali Akarsu burada mı oturuyor? Kendisi evde mi? Yok evde. Siz gelince kaçtı arka kapıdan. Kaçmış. Merkeze bildir hemen. Pardon. Mesude! Korkma, sana bir kötülük yapacak değilim.
Sadece bir soru soracaktım. Ne? Benimle evlenir misin? Merhaba Karol yenge. Bu kadar mı Karolina yenge? Ora para yeter. Onu demiyorum. Ali kaptanı götürmem için başka bir şey vermeyecek misin? Yok başka şey. Bu seferki çok ciddi desene yenge. Ne demek bu? Yani yanlışlıkla evin anahtarını alıp gelmemişsin bu sefer. Sana mı soracağım? Ne işin var senin burada? İnci Hoca fenalaştı. Eve getirdim. Yalnız da bırakamadım. Midesi bulanıyor. Bir de ateşi var. Seni bekledim, gelmedin. İşim çıktı. Kusura bakma. Hadi sen de al voltanı. Hadi. İyi akşamlar. Geçmiş olsun hocam. Senin neyin var? Hakkı terasta mısın? Yoksa bütün bunlar şu çocuk evimize girebilsin diye numara mı? Ne diyorsun sen? Ne dediğimi duydun. Mete haklıymış. Ne? Mete haklıymış. Beni senin hakkında uyarmıştı. Onu dinlememekle aptallık ettim ben. Bu nasıl konuşma? Merak ediyorum şu Ali domuzun evlat işte. Neyse iyi olduğunu öğreniverdim ya, içim rahatladı. Bir evine
uğrayıp bakıveren mi acaba? Sen bilirsin anne. Yok yok. Burnu sürtülversin açık. Nasılsa kapıma kelle siftine değiyorsun. Gitmeyeceğim yok, gitmeyeceğim. Hadi güzelim. Hadi. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hadi görüşürüz gene. Görüşürüz. Anne, ben de birazcık dışarıda oynayabilir miyim? Hı, oynayabilirsin bir tanem. Ama gel önce üstünü giydirelim. Üşütmeyesin, tamam mı? Gel bakalım oğlum. Önce şunu bir giyelim.